Merhabalar değerli dostlar geçen aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisi USS Truman Akdeniz'i terk etmiş yerine USS George Bush gemisi gelmişti. Bu uçak gemisi de Yunanistan Suud'a deniz üstüne geliyor. Amerika'nın en büyük nükleer enerjili uçak gemisinden bahsediyoruz. George Bush daha öncesinde Şubat 2017'de hangiye gelmişti? Amerikan donanmasının en büyük ve en yeni uçak gemisi olan USS George Bush'un an itibariyle Yunanistan'a yaklaşmaya çalıştığı belirtiliyor. Gemi uzun bir rotadan sonra 6 Ekim'de Yunanistan Suda dolacak 6000 kişilik mürettebatıyla yüzen devlet olarak bilinen geminin 10 Ekim'e kadar Yunanistan'da kalması bekleniyor. Yunanistan'a 6000 tane asker getirirken George Bush'un Şubat 2017'de de Hanya'ya geldiğini hatırlatalım. USS George Bush 2009 yılında inşa edilmiş ve adın 2. Dünya Savaşı'nda savaş pilotu olan 41. ABD Başkanı George Bush'tan alan 10. ve son Nimitz sınıfı uçak gemisidir. 3500 kişilik mürettebatı ve havacılık için ek 2500 kişilik mürettebatıyla ve 100 bin ton deplasmanıyla dünyanın en büyük uçak gemilerinden bir tanesidir. USS George Bush'ta 85'ten fazla FA-18 Hornet avcı uçağı FA e Super Hornet'lar, EA 18G Grover elektronik savaş uçakları ve E2C gibi çok sayıda uçağı taşıyabiliyor. 20 yıl boyunca yakıt ikmali yapmadan sürekli çalışabilen iki nükleer reaktörden bahsediyoruz. Nükleer reaktörler sayesinde 30 nat hıza ulaşabiliyor. Yine dostlar USS George Bush gemisinin eğitim yaptığı da belirtiliyor. Özellikle Yunanistan'da eğitim yapıldı. Yunan Silahlı Kuvvetleri Uluslararası İşbirliği Anlaşması bağlamında USS George Bush uçak gemisiyle Yunan Hava Kuvvetleri arasında eğitim gerçekleşiyor. Söz konusu ortak eğitimde 2 adet F16 savaş uçağı, USS George Bush'a iniş gerçekleştirirken gemiden kalkan 2 adet F18 uçağı da Yunanistanlı tatbikatlara katılıyor. Söz konusu ortak eğitim Yunanistan ve Amerika arasında ikili askeri işbirliği çerçevesinde yapılırken, ikili ittifaklar arasında özellikle daha fazla tatbikatın önümüzdeki günlerde uçak gemisinin Yunanistan'a gelmesinden sonra daha da artacak. Bu arada dostlar dün yani 24 Eylül'de Yunanistan ve Fransa'nın Argo 22 adı altında ikili disiplinler arası tatbikatın başladığını da söyleyelim. 24 Eylül'de başladı. 1 Ekim tarihinde 1 Ekim Cumartesi'ne kadar Yunanistan'da bu tatbikat yapılıyor. Yunanistan ve Fransa'nın çok uluslu, çok disiplini tatbikatı Argo 22 ilk kez gerçekleşiyor. 30 Eylül Cuma günü Skyros'ta yapılacak seçkin ziyaretçiler günü vasıtasıyla çok sayıda görüntünün paylaşılması beklenirken Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinin bu tatbikata katıldığı duyuruldu. Fransa Silahlı Kuvvetleri Amfibi Harekat Komutanlığı'ndan LHD FS Tonaire gemisinin de yine bağlı birliklerle beraber bu tatbikata katıldığı duyuruldu. Argo 22 tatbikatı canlı tatbikat tipinde gerçekleşirken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Plouros ve Fransa arasında imzalanan Yunan Fransız askeri işbirliğini geliştirme yönergeleri bağlamında bu tatbikat yapılırken Fransız Savunma Kurmay Başkanı General Bucard ve iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğinin devam etmesi bekleniyor. Bir diğer haberde ise bugün ait görüntüyü görmektesiniz. Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Midilli ve Sisam adasına Amerika tarafından hibe edilen askeri ekipmanları sevk ettiği belirtiliyor. İyalarımız tarafından bu görüntülerin çekildiğini de not düşelim. Diğer haber Almanya'daki Amerika zırhlı ve mekanize piyade birliklerinin Polonya, Belarus ve Ukrayna sınırlarına doğru harekete geçtiği haberi paylaşılmış. Irak'ta Irak Türkmen cephesi tepki gösteriyor. Türkmen milleti temsilcileri Bağdat'ta kurulacak olan yeni hükümetle ilgili basın açıklaması yaparken Hükümette Türkmenleri temsilen kimsenin bulunmamasından derin endişe duyulduğu belirtiliyor. Irak Türkmenleri Irak'ın asil unsurlarından olup 2003 yılı öncesinde rejim hükümeti döneminde ve halihazırdaki siyasi sistemde yok sayılıyor.